Maşallah. Maşallah. Ben hocamızın Düşünen İnsanları için kitabından bombardıman böceğinden bahsedeceğim. Kimi canlılar üretim için çok ileri teknoloji gereken oldukça karmaşık kimyasal bileşimleri kendi bünyelerinde laboratuvar hassaslığında ve son derece kolayca üretebilirler. Bunlardan biri bombardıman böceğidir. Bu böceğin savunma yöntemi diğer hayvanlara pek benzemez. Hayvan düşman saldırısına uğradığı anda vücudunun alt tarafında birbirinden ayrı iki bölmede depolanan iki kimyasal maddeyi, bunlar hidrojen peroksit ve hidrokinon, yakma odası olarak adlandırılan özel bir bölmede birleştirir. Aynı anda bu yakma odasının duvarlarından salgılanan özel bir katalizör maddenin hızlandırıcı etkisiyle bu maddede peroksidaz, karışım 100 santigrat derecelik korkunç bir kimyasal silaha dönüştür. Karışımı korkunç bir silaha dönüştürür 100 santigrat derece. Basınçla fışkırtılan bu çok sıcak kimyasal maddeyle haşlanan düşman ise paniğe kapılarak avlanmaktan vazgeçer. Bu son derece karmaşık savunma mekanizması nasıl var olmuştur sorusuna cevap aradığımızda ise böceğin bu mekanizmayı kendi kendine geliştirmesinin imkansız olduğunu görürüz. Bir böcek birbirine karıştığı anda patlayacak iki ayrı kimyasal maddenin formülünü nasıl oluşturabilir? Farz edelim oluşturdu, bunları nasıl kendi vücudunda salgılayıp biriktirebilir? Salgıladı diyelim, bunlar için kendi vücudunda iki ayrı bekleme ve bir de yanma odası nasıl meydana getirebilir? Tüm bunları başarsa bile iki maddenin reaksiyonunu hızlandıracak bir katalizör maddenin formülünü nasıl hesaplayıp bunlara ekleyebilir? Üstelik tüm bunların ardından bir de kendi kendini yakmamak için yanma odasının ve karışımı püskürttüğü borunun duvarlarını yanmaz bir alaşımla izole etmelidir. Böceğin yaptığı bu işlemleri kimyagerler dışında insanlar dahi yapamazlar. Kimyagerler de bu işlemi kendi vücutlarının içinde değil, ancak laboratuvarda yapabilirler. Böceğin böylesine üstün bir kimya uzmanı olduğunu ve kendi vücudunu yapacağı reaksiyona göre dönüştürüp düzenleyecek yeteneğe sahip bir mucizevi tasarımcı olduğunu kabul etmek elbette akıl işidir. Belli ki böcek bu inanılmaz işlemleri içeriğinin farkında olmadan yalnızca bir refleks olarak yapmaktadır. Tabiatta böylesine üstün bir güce ve akla sahip bir varlık yoktur. İnsan da böyle bir canlıyı var edemez. Bırakın böylesine kompleks bir canlıyı var etmek. Bilim adamları canlılığın en basit temeli olan proteini bile ellerinde örneği olduğu halde yapabilmiş değillerdir. Açıktır ki bu böceği son derece üstün bir bilgiye ve güce sahip olan Allah yaratmıştır. Bombardıman böceği yaratılmış milyarlarca canlı gibi Rabbimizin sonsuz gücünün ve benzersiz yaratmasının bir örneğidir. Maşallah. Böceği de görebiliriz aslında, şu böcek. Şu böcek şuradan o kimyasalı püskürtüyor. Şu da yanmaz olan, vücuduna hiç zarar vermeyecek şekilde yaratılmış olan bu püskürtme borusu şuradaki. 100 santigrat derece. 100 santigrat derece. Kendisine hiç zarar vermiyor. Evet. Maşallah. Çok yanıcı maddeler zaten, hidrokinon ve hidrojen peroksit. Maşallah. Maşallah.